Herkese selamlar. Galatasaray Haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sosyal medyada Twitter adresimde bir anket yaptım akşamüstü. Güzel de bir geri dönüş oldu. Sizce hangisi daha iyi pasör diye bir soru sordum. Şıklara da Zidane, Xavi, Beckham ve Pirlo'yu ekledim. Kim birinci çıkmıştır sizce mesela? Kapatayım şöyle. Zidane. Zidane, Erman... Chavi. çavi yüzde %59 Xavi çıktı. %24 Zidane. %6 Beckham. %11 Pirlo çıktı. Ama ilginç olan şu İstanbul Spor Maçı'nın da etkisiyle Mata'nın tabii çok oynadığı bir maç. Tabii Galatasaray taraftarlar genelde takip ediyor beni. Altındaki yorumlarda Mata sayısı çok daha fazla Yani 20.000'e yakın 20.000'in üstü oy geldi. Mata e, ismi tabii şakayla karışık taraftarlar Mata dedi. Bu şunu gösteriyor. Mata'dan çok etkilendi Galatasaray taraftarı. Gerçekten İstanbul Spor Maçı'ndaki performansı şunu özellikle dedi Galatasaray taraftarı. Kalite fiziğiniz her ne kadar geri gitse de işte yaşınız ilerlese de kalite eksilmeyen bir şey. Bu arada fizik olarak da bekleyenden iyiydi. Evet doğru ee, ama hani biraz daha zamana ihtiyacı var. Adana Demir Spor maçında ben ikinci yarı oyuna gireceğini ve ana planda Mertens'in yine forvet arkasında oynayacağını düşünüyorum. Aldığımız bilgilerde de o yönde. Mitso sadece Oliveira'nın e, ailesindeki kayıptan dolayı e, üç günlük bir izni vardı. Başsağlığı dileyelim. Biz de TRT Spor ailesi olarak ee, belki Oliveira'nın yedek başladığı, yerine Misson'un oynadığı bir 11 olabilir. Defansa da Abdülkerim, e, Nelson'la olacaktır. Sol bekte de Dubois'i e, bekliyoruz. Onun sebebi de e, Fananol'un e, bir türlü istenilen düzeye gelememesi. Okan Hoca'nın kafasındaki Fananol hayata geçen Fananol arasında fark var bu sezon. O gelirken daha farklı bir fan bekliyordu. Yaptığımız sohbetlerde de aldığımız bilgilerde de fan anot'tan beklentisi farklıydı hocanın. E sol bekte Dubois olacaktır. Maça geçecek olursak ileride de bu arada Gomis ki birkaç gün önce de ifade etmiştim onu. Icardi'nin Okan Hoca ile yaptığı toplantıda e, henüz tam olarak hazır olmadığını ifade ettiği bilgisini paylaştı. Bir de bir iki gün izinliydi. Evet, onun da etkisi var. Özel hayatında problemler yaşadı düzeldi, barıştılar o meşhur magazinsel konular çok onlara girmek istemiyorum ama e, onun da etkisi olabilir bilmiyorum. Gomis. E, ve Gomis'i bekliyorum. Yani bilgiler de o yönde. Dolayısıyla ikinci yarı Mata ile Icardi'nin skora göre dahil olacağı bir oyun modeli olacaktır. E, bir diğer de tabii beni şaşırtan bir orta saha konusunda. Üçlü orta, orta sahaya geçeriz de. Yani Sefero için yeni transfer olarak gelip şu ortamda adının anılmaması. adının bana çok enteresan geliyor. Evet çok garip o. Biraz da kendisi de vücut dili de e, sanki o gruptan biraz uzaklaşması da söz konusu olduğu gibi. Orada Ocak ayında da şimdi Gomis'in durumuna göre bence Gomis bu aidiyet duygusuyla bu Sabahçı kimliğiyle devam ederse, bunu performansa yansıtırsa, skora dokunduğu anlarda şu anda Seferovic'in önünde Gomis. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Haris Seferovic vedaya hazırlanıyor. Galatasaray sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan Seferovic'i kiraladığında taraftarlar ayağa kalkmıştı. Sarı kırmızılı formayla ilk hazırlık maçında Kasımpaşa'ya golünü atan ardından Avusturya kampının yıldızı olan İsviçreli forvet Süper Lig'in başlamasıyla beraber bir anda büyük bir düşüşe geçti. Antalyaspor, Spor, ve Trabzonspor maçları sonrası formayı gompise kaptıran Seferovic, Icardi'nin transferiyle bir anda kendisini takımın 3. forveti olarak buldu. Son 3 haftada sadece 28 dakika görev alabilen tecrübeli Yıldız'ın bu durumdan son derece rahatsız olduğu ve Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşündüğü belirtiliyor. Seferovic'in menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ve gelinen son durum masaya yatıracağı ifade ediliyor. Alınan bilgilere göre yıldız futbolcuya Körfez ülkelerinden oldukça ciddi teklifler var. Haris Seferovic'in Ocak ayına kadar durumun değişmemesi durumunda ayrılığı çok ciddi şekilde masaya getireceği öğrenildi. Galatasaray yönetim ve teknik direktör Okan Burun, Haris Seferovic'in takımdan gitmesine memnuniyetle karşılayacağı da belirlendi. İsviçreli forvet eğer bu sezon 15 maçta oynarsa 2,5 milyon euroluk opsiyon devreye girecek. Juan Mata açıkladı. Bu formayı saklayacağım. 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın en kariyerli ismi olan Juan Mata takım arkadaşlarına örnek oluyor. İspanya ile Avrupa ve Dünya şampiyonlukları yaşayan, kariyerini uzun yıllar Chelsea ve United'ta geçiren Mata İstanbul'a gelir gelmez Sarı Kırmızı Kulübün tarihini incelemeye başladı. Galatasaray'dan etkilenen 34 yaşındaki İspanyol yıldız İstanbul Spor ile oynanan hazırlık maçında ilk kez giydiği parçalı formayı koleksiyonuna ekledi. Altyapıdaki gençlerden Eren Paşan İstanbulspor karşılaşmasından sonra saha içinde matadan hatıra alarak formasını istedi. Deneyimli oyuncu Galatasaray'da giydiğim ilk formam benim için çok önemli. Bunu ömrüm boyunca saklayacağım. Adana Demirspor maçındaki formamı sana Adana Demirspor maçındaki formamı sana vereceğim. Sözüm olsun diyerek genç oyuncunun hem gönlünü aldı hem de saygısını kazandı. Juan Mata kulüp televizyonu yaptığı açıklamada transferin çok hızlı geliştiğini belirterek şunları söyledi: "Kariyerimin bu bölümünde Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamaya ihtiyacım vardı. Buraya şampiyonluk için geldim. Okan Buruk çok büyük bir insan. Bizimle yaptığı antrenmanlarda kalitesini gösteriyor. Birlikte oynayabilsek şanslı olurduk. Kerem ve Yunus kanatlarda bize çok yardımcı olacak isimler." onlar için süreklilik önemli açıklamalarını yaptı. Arda Turan için de planı. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekilerden Timur kulübün YouTube hesabında açıklamalarda buldu. Timur futbola veda kararı alan Arda Turan'a jübile düşünüp düşünmediklerini yönelik gelen soruya Arda Turan çok büyük bir Galatasaraylıdır. Galatasaray taraftarının her zaman sahiplenmesi sahip çıkması gerekiyor en kariyerli yerli futbolcudur ve gurur duymalıyız ki Galatasaraylıdır. Altyapımızdan çıkmıştır. Barcelona, Atletico Madrid gibi kulüplerde oynamış, Avrupa'da finaller oynamış. Teknik adamlık olarak Fatih Terim'dir. Futbolculukta en başarılısı Arda Turan'dır. Arda Ejubel'e düşünüyoruz. Açıklamasını yaptı. Galatasaray'da da hedef. 2 maçta 6 puan. Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, 15 Ekim'de Kayserispor'a konuk olacak. Üst üste iki Anadolu deplasmana çıkacak sarı kırmızılı takım iki maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Bu periyotta Beşiktaş Fenerbahçe ve Beşiktaş Trabzonspor maçlarının oynayacağını dikkat alan teknik heyet Adana Demirspor ve Kayserispor'dan alınacak 6 puanla zirve değerini sağlamlaştırmanın hesaplarını yapıyor. Milli takımlara gönderdiği 14 oyuncusuna kavuşan Galatasaray 2 hafta sonra Florya'da tam kadro idmanı yaptı. Bu durum özellikle teknik heyeti sevindirdi. Sarı kırmızılı takım Adana Demirspor maçı için bugün Adana'nın yolunu tutacak ve kampa girecek. Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler de Galatasaray'ı bu zorlu yolculukta yalnız bırakmayacak. Okan Buruk'tan ilk 11'de 3 değişiklik. Galatasaray'da zorlu Adana Demirspor deplasmanının 11'i büyük ölçüde belli oldu. Konya Spor maçına göre kritik 90 dakikada ilk 11'de 3 farklı oyuncu görev yapacak. İstanbul Spor ile oynanan hazırlık maçında da vasata yaşamayan Patrick Van Aanholt bu kez kulübede olacak. Bu sezon beklentinin çok uzağında kalan Hollandalı futbolcunun yerine Leo Dubois sahada olacak. Konya Spor ve Kasımpaşa maçlarında görev alan Emin Bayram ise formasını Abdülkerim Bardakçı'ya teslim edecek. Adana Devir deplasmanında Kasımpaşa maçında cezalı olan ve Konya önünde kulübede oturan Abdülkerim olacak. Konya'nın önünde galibiyete büyük katkı veren İstanbul oynanan maçta da golünü atan Icardi'nin Adana'da 11'de olması gündeme gelse de Okan Buruk tercihini yine Gomis'ten yana kullanacak. Maça yine Mertens ile başlayacak olan Okan Buruk, İstanbul Spor önünde dikkatleri çeken Matay'ı ilk kez kadroya alacak ve hamle oyuncusu olarak görev verecek. Öte yandan dayısını kaybeden ve ülkesine gittiği için itman eksikliği bulunan Oliveira'nın Adana Demirspor'da deplasmanında yedek soyunacağı öğrenildi. İki gün antrenmana çıkmayan ve morali bozuk olan Portekiz oyuncunun durumunu dikkate alan teknik direktör Okan Burun, Torreira ile Michio'ya ortalanda görev vereceği belirtildi. Galatasaray'da Mustera'da tarih yazıyor. 2011 yılında Galatasaray'a imza atan Mustera, kulübün en çok forma giyen ve en çok kupa kazanan yabancı oyuncusu oldu. 5 şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki eldiven, 4 Türkiye kupası ve 5 TFF süper kupa sevinci yaşadı. Galatasaray'da 12. sezonu geçiren Mustera, Anademir Spor deplasmanında 429. kez sarı kırmızılı takımın kalesini koruyacak ve 428 maça çıkan kulüp efsanelerinden her gün pembe geride bırakacak. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.